Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Türk vatandaşı gibi biz de Avrupa'da yani Türkiye'ye neler oluyor, neler bitiyor tabii biz de takip ediyoruz. Yani Ahmet Kaya'nın 21 yıl önce uğradığı bu linç, uğradığı bu talihsiz gece tabii ki bizim hafızamızda hiçbir zaman silinmedi. Silinmez de. Yani ben de bu projeye katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Tabii ailenin onayı olması şartıyla ben bunu söyledim. Mustafa Kaya da bize söylediği şey, bizde bir, herhangi bir sorun yok. Bu filmi çekilir, izinleri de var. İlk teaser'da zaten bana ilk teaser'ı gönderdikten sonra ben bu işe dahil oldum. Yani o ilk teaser'ı gönderdiler, Mustafa Kaya da kendisi de oynadı. Hala görüntüler de var elimizde. Yani açıklamaları da var, her şeyleri de var. Yani biz geldik burada bu projeye el attık. Ha tabii işin bu boyutuna gelmeyi ben hiçbir zaman istemezdim yani. Bizim sonuçta Ahmet Kaya'nın ailesi bizim ailemizdir. Sonsuz benim saygı, sevgim de vardır o aileye. Yani biz Ahmet Kaya sevenleri olarak o 21 yıl sonra böyle bir proje imza atmamın nedeni de yani bir nevi o mağduriyeti giderme yani. Topluma onu anlatma, topluma yani bir Ahmet Kaya'yı anlatma. Yani bu salonda olmuştu o olay. Yani biz bu salonda da şu anda bu basın toplantısını buradan yapıyoruz. Yani bu da bir mesaj niteliğindedir. Zaten yani Gülten Hanım'a Nurettin Bey zaten bizim konuşmamız dahilinde gitti. 1,5 saat görüştü. Biz ona da 2 defa benim temasım oldu yani aracılar. Bir Nurettin Bey'le bir de başka bir arkadaştan. Bu filmle ilgili maddi manevi ne istiyorlarsa ben hazırım dedim. Oradan da olumsuz cevap geldi bize. Tabii o zaman da film başlamıştı, başlama aşamasındaydı. Artık biz bu işin içine girdik. O senaryoyu tamamen yırtıp, çekilen filmi unutup, yeniden revize edip, gecikmeli bir tarihle de olsa mutlaka sizin olmanızı isterler diye sunduğumuzda yapım ekibine. Gülten Hanım'ın tavrı yine hayır oldu ve şey dedi, yani zamana değil, karşı çıkış şeklinin gerekçesi. Ahmet Kaya filminin çekilmesinin zamanı olmadığını, zamanı geldiğinde kendisinin bu filmi çekeceğini söylemişti. X yapım olarak biz iyi bir senaryo, büyük bir prodüksiyonla İki Gözüm Ahmet filmini gerçekleştirdik. Filmimizin her sahnesi hukuk süzgecinden geçirilerek tamamlandı. Gelinen noktada filmimizin gösterimi herhangi bir somut delile dayandırılmadan maalesef durdurulmuştur. Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiş olup herhangi bir telif hakkı ihlali içermemektedir. Türkiye adalet ve hukuk sisteminin üstünlüğüne güveniyor ve doğru kararın ve değerli filmimizin yapımcıları ve oyuncuları bugün İki Gözüm Ahmet filminin yayınıyla ilgili verilen durdurma kararı için buradayız. Bu film yayına girmeden önce 7 Şubat'ta yayına girecekti. Ancak mahkeme 7 gün kala bir tedbir kararıyla filmin gösterimini engellemiş oldu. Bu kararın esasında kişilik haklarına saldırı, kişilik haklarının ihlali sebebiyle bir durdurma kararı verildi. Bu durdurma kararının verileceğine inanıyoruz. Telif hakkıyla ilgili bir soru geldi. Telif hakkı bitmiş bir eser için söz konusu olabilir. Yani bugün Ahmet Kaya filmi biterse, bitmiş zaten, gösterime girdiğinde, ilerleyen süreçte bir kişi gelip bu filmi kullanırsa, o zaman Ahmet Kaya filmi için bir telif hakkı söz konusu olur. Ancak burada telif hakkının söz konusu olması için eser sahibinin bir dava açması gerekir. O yüzden şu an Sayın Davacı, Sayın Gülten Kaya'nın böyle bir eseri söz konusu olmadığından dolayı Sayın Gülten Kaya kendi kişilik hakları ihlal edildiğinden dolayı dava açmıştır. Kendisinin de telifle ilgili talebi yoktur. Davanın konusu telif değildir arkadaşlar. Bunu böyle bilinmesini isteriz. Hukuken de bu filmin çekimi yani bir insanın hayatının çekimi için ailesinin iznini gerektirir. Yasal bir mevzuat söz konusu değildir. Cümleler sevgilerinden, saygılarından ileri gelmekte ve bu Ahmet Kaya filminin
telifiyle ilgili. Kredir, filmin başrol oyuncusu yani iki gözü Ahmet'in sevgili Özgür Tüzel bu konuyla ilgili. Bir sigara içiyorum.